Evet, Perihan Hanım. Perihan anne. Hı. Anne. Evet, Perihan ben. Hı. İsmim Serap. Öncelikle sizinle birebir görüşmekten yanayım, eğer siz de aksini istemiyorsanız. Anamı zor ikna ettim buraya gelmeye de tek şartı benim de burada olmam. Konuşmaya ikimizin devam etmesini ister misiniz? Doktor hanım, anamın benden gizli... Perihan Hanım'ın da cevabını alalım isterseniz. Yok yok, kızım da burada kalsın. Ben daha bir rahat ediyorum öyle. Hı. Kaç yaşındasınız? 60. Evli misiniz? Kaybettim eşimi. Ne kadar süre geçti? Siz böyle bütün hastalarınızın özel hayatını soruyorsunuz mu? İzniniz olursa seansa Perihan Hanım'la devam etmek isterim. Estağfurullah, izinden değil de bana böyle çok meraklı, böyle burnunu her şeye sokan, yeri geldiğinde evli bekar demeden... Müsaade eder misiniz? Müsaade. Müsaade edeyim, bir saniye alayım ben onları bir. Şimdi de ben size bir soru sorayım, bakalım nasıl oluyormuş. Evet, evli misiniz? Eğer evliyseniz evlilik dışı ilişkilere nasıl bakıyorsunuz? Beril Hanım, dilerseniz size de bir randevu ayarlayalım. O gün geldiğinde dilediğiniz gibi konuşuruz. Şekerim, Beril değil, Nazmiye bu bir. İkincisi, sen evli barklı adamlarla fingirdeşmeye utanmıyor musun? Gonca, ne haber kız? İyidir Erkut abi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Boyunu aşan sulardır. Dikkat et, tehlikelidir oralar. Maazallah boğulursun, imdat diye bağırırsın... ...yardımına koşan da seninle birlikte batar. Ne anlatıyorsun kız sen? Ceyda'dan bahsediyorum. Ya Allah Allah, sen de oturduğun yerden ünlülere sallayan tipler gibi. Ne var Ceyda Hanım'da? Ben gittim konuştum kadınla. Bence gayet kibar, düzgün bir kadın yani. Sana bu dünyada hayatta kalmanın sırrını vereyim mi? He. Bir insanı nasıl görüyorsam, onun tam tersi olduğuna inan. Ya kızım, projelerimden bahsettim. O da sağ olsun ilgilendi, en kısa zamanda görüşelim dedi. Allah Allah, ne var bunda? Erkut abicim, Ceyda gibi tipler bizim sınıftan insanların üstüne basıp... ...ayakkabısını parlatmak için fırsat kollar. Ya sınıf mınıf, bırakın bu işleri ya. Nedir ya bu sınıf? O da benim gibi etten kemikten insan değil mi? Bırakın şu işleri ya. Ya gerçek bu. Onun için senin oturduğun semt, yemek yediğin restoran, mezun olduğun üniversite önemlidir. Sorun sen ben değiliz yani. Ben her şeyin farkındayım kızım. Sen beni düşüneceğine, bana akıl vereceğine bence kendini düşün. Volkan çapkın çocuktur ha. Üzmesin seni. Bak abi nasihatim. Oralar bende abicim. Sağ olasın. İyi. Vay! Vay Erkut! Kolay gelsin. Kardeşim nasılsın ya? Eyvallah, hadi bakalım. Pişt! Ne haber? İyi. Mesai devam. He. Peki sonra ne yapıyorsun? Bilmem, eve geçerim herhalde. Ya da şöyle yapalım. Çıkışta birlikte bana geçeriz diye revize edebiliriz bu durumu. Ya bilmiyorum ki yani modum nasıl olur. Halim kalırsa ararım ben seni, olur mu? Böyle diyenler hiç o buluşmalara gitmediler Gonca. Kimmiş onlar? İşte Kerem'le ben. Yani bir işler falan bitsin, bir bakayım ben haber ederim sana, tamam mı? Şimdi yapmam gereken bir şeyler var, yetiştirmem gereken. Bana izin verir misin? Ha. İyi, tamam. Gidiyorum ben o zaman. Yani başka bir şeye gerek var mı? O zaten yetiyor. Ya Kerem, abin senden bir şey istedi. Mantıklı ya da mantıksız kabul etsen ne olur da abini bu kadar üzmeye, strese sokmaya değer mi? Hem gülüyorsun, hem böyle rahat rahat davranıyorsun. Sen hayatında kendinden başka kimseyi bir gramcık olsa düşündün mü şimdiye kadar? Sen var ya, benim hayatımda gördüğüm en gıcık, en bencil, en sinir bozucu insansın. Bitti mi?
Ayakta öyle hakaret etmek zor oluyordur. Otursana gel, devam edersin. Yok, ben zaten diyeceğimi dedim. Öyle içimi rahatlattım, bu bana yetti. Ayrıca konuşacak bir şey yok yani. Konuşunca beni anlayacağını düşünmüyorum çünkü. Yok yok, sen otur. Biz konuşalım. Hatta menajerini de çağır. O da dinlesin bunları. Şöyle. Bak şimdi sana hayatımla ilgili en büyük derdimi anlatayım. Sen de beni dinle. Sana ait olan şeyleri paylaşmak istememek. Yani bunu herkes biliyor artık. Ha, yok, o değil. Benim içimdeki iyi niyetli, düşünceli Kerem'i bir türlü göremiyorsunuz siz. Ben bir oda için abimi niye kırmak isteyeyim, hiç düşündün mü? Yani hiç düşünmedim. Ama ben düşündüm. Sen hiç abimle yengemin odasına girdin mi? Yani evet, bir kere girmiştim. Girdiysen orada kanepe koyacak yer olmadığını görmüş olman lazım. Biz abimlerin odasına geçersek ikimiz aynı yatakta yatmak zorunda kalacağız. Ve bundan da senin rahatsız olacağını düşündüğüm için ben de hayır dedim. Ya. Ya. Ama şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Bu şımarık, bencil, sinir bozucu Kerem gider gitmez odayı verdiğini söylüyor. Çünkü hiç kimse bu kadar ince düşünülmeyi hak etmiyor. Bunu da bana öğretmiş oldu. Ben hiçbir şey öğretmedim sana. Bunların hepsini unut, Kerem, bir kez daha konuşalım. Otur konuşalım, hiçbir yere gitme. Üzerine konuşulacak şeyler mutlaka vardır. Yeğenim için, yengem için. Bunun bir ayarı yok mu ya Kerem? Kerem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?